Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugün yine kendi mesleğinde profesyonel bir gayrimenkul danışmanını ağırlayacağız. Sayın Lerzan Karagenç bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Lerzan Karagenç kimdir? Tanımak tanışmak isteriz. Buyurun. Memnuniyetle. Ee, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendislik mezunuyum. Daha sonra Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Ee, 20 yıl aktif satış hayatından sonra gayrimenkul sektörüne olan ilgimden dolayı bu mesleği seçtim. Profesyonel bir gayrimenkul danışmanıyım. Remax Harmony'de e, uzun yıllardır e, devam ediyorum. İşimi çok seviyorum. Evet. Peki firmanız hakkında biraz detaylı bilgi rica edebilir miyiz sizden? Memnuniyetle. Ben Remax Harmony'yi tercih etme nedenim lider bir firma olması. A bir ofis ve 60 kişilik bir kadroya sahibiz. Dolayısıyla müşterilerimiz bizlerden birini tercih ettiğinde 60 kişilik bir ekiple çalışıyor. O nedenle bu ofisi tercih ettim. Hepimiz birbirimizin deneyimlerinden, etki çevresinden, geçmişteki müşterilerinden bilgi paylaşımlarından yararlanıyoruz. Keyifli, güzel, sinerjisi çok yüksek olan bir ofisimiz var. Harika. Evet, peki firmanın nasıl hedefleri neler? Şöyle ki bizler aslında Remax bünyesinde bağımsız bireysel çalışan girişimcileriz. Dolayısıyla kendi firmamla olan hedefim konusunda lüks konut uzmanı olarak çalışıyorum. Dünyada iyi derecelere gelebilmek, dolayısıyla yurt içinden bizde de bu ünvanı alan, dünya liderliğine soyunan gayrimenkul danışmanları var. Kendimi de o anlamda hani ilk öncelikle 100 daha sonra ilk 50-25 yukarılarda görmek istiyorum ama en önemli hedefim benim. Yüzde %100 meş, e, müşteri memnuniyeti yaratarak e, bu e, müşterilerimden geri bildirimler alarak e, kalıcı e, referans verecek bir e, danışman olmak. Evet bu da çok çok önemli gerçekten. Peki e, o kadar büyük bir keyif ve aşkla anlatıyorsunuz ki bu soruyu sorman belki de havada kalacak. Neden bu işi seçtiniz? Şöyle ki benim etkilemeci olarak kişiliğime çok uygun olduğunu düşündüm. Hareketi seviyorum. Dinamizmi olan bir meslek. Dolayısıyla hani rutini sevmiyorum açıkçası. Sürekli yeni insanlar tanımak, sürekli yeni yerler keşfetmek, yeni proje uzmanlık alanlarını bulmak bu anlamda beni çok cezbediyor. Dolayısıyla baktığım anda da kendim de evimi alırken hakikaten bir danışmanla çalıştım ve beni yönlendirmesi de beni çok etkilemişti. Ben de istek ve arzularına göre kişileri yönlendirmek anlamında bu işe çok uygun olduğumu düşündüm. Analizci yapım var, etkilemeci yapım var. Dolayısıyla insanların hayatına bir şeyler katabilmek beni çok mutlu ediyordu. Dolayısıyla bu anlamda da seçmiş olduğumu düşünüyorum. Evet, peki. Ee, bu işi seçmeniz zaten e, söylediğiniz gibi hem size çok çok uygun hem de etkileşimi sevdiğiniz için. Müşterilerinizden gelen talepler en çok e, hangi yönde? Şöyle ki en fazla e, gördüğüm talep e, satıcılarda işte e, mülklerinin en yüksek fiyata satılması. Alıcılarda da e, alacakları gayrimenkul en uygun fiyatla alabilmesi. Aslında baktığınızda ikisi birbirinin tam tersi. Dolayısıyla bizim en çok zorluk yaşadığımız daha doğrusu e, en çok arzuladığımız en çok talep e, gören şey e, satıcı ve alıcı tarafında en uygun fiyatların e, olması. Müşterilerimizden gördüğümüz en büyük talep e, satıcı tarafında özellikle e, mülkünün en yüksek fiyatta satılabilmesi, alıcılar için de e, alacakları gayrimenkulü en uygun fiyatlı alabilmek. E, en çok bu talebi görüyoruz. E Tabii bu anlamda da iki tarafın isteğini karşılamak ve mutlu etmek e, en çok gördüğümüz talep ama bunu başarıyoruz <laughs> açıkçası. Harika. Peki e, bu işin zorlukları bunlar mı? Sadece bunlarla mı kalıyor? Çünkü e, hiç de kolay olmayan bir şeyden bahsettiniz. E, satıcılar gayrimenkullerinin olabilecek olan en yüksek fiyattan satmaya çalışıyorlar. Alıcı işte daha düşük fiyattan almaya çalışıyor. Siz de arayı bulup e, evet. çok daha doğru legal bir şekilde bunu yapmaya çalışıyorsunuz. O yüzden işinizin zor tarafları sadece bu. Sadece bu değil. Şöyle işe ilk başladığımda en büyük zorluk satıcı tarafında yetki alma zorluğuydu. Hmm. Dolayısıyla bunu da açıkçası e, açtığımızı düşünüyorum. Ama diğer taraftaki o zorluk hakikaten bizi zorlayan bir konu. Ama biz iki tarafı bu masada e, buluşturduğumuzda her iki tarafında mutlu olarak kalkması bizi en çok mutlu eden şey. E, bu da bizi kalıcı e, referans verilen e, ve uzun süreli e, başarıya götüren bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. O zaman keyifli yanlarından da bahsedelim mi? Seve seve. Açıkçası benim işe bakış açım keyifli derken ben işe bir eğlence olarak bakıyorum. Yani en keyifli yanı o eğlence. Yani işimi yaparken eğlendiğimi düşünüyorum. Bunu herkes görüyor. Müşterilerim de alıcılar, satıcılar. Hiçbir zaman şey gibi bakmıyorum. Hani bir iş gibi bakmıyorum. Keyifli yanı şu. Yeni insanlar tanıyorsunuz. Görmediğiniz hayatları görüyorsunuz, insanların hayatlarına dokunuyorsunuz. Belki hayatı boyunca biriktirdiği bir parayla bir evi alacak. Onun o mutluluğuna tanık oluyorsunuz. Evlenecek başka bir şey, belki bir ticari bir girişimi var. O anlamda e, baktığımda da hakikaten çok farklı hayatlara e, dokunmak, çok farklı insanları tanımak, her evin bir hikayesi var onu öğrenmek, bunlar beni çok mutlu ediyor. Yani açıkçası e, severek coşkuyla yapıyorum. En büyük keyif aldığım şey bu. Her olay farklı, her ev farklı bir hikaye, her e, amaç farklı. E, dolayısıyla bunları dinledikçe e, belki bazıları da kendi yaşantımdan görüyorum hikayeler diyelim aslında. Evet. Saca. Evet. Peki, e, ne kadar oldu demiştiniz bu işle uğraşmaya başlayalı? 7 yıl oldu. 7 yıl oldu. E, ama açıkçası her gün yeni başlıyor gibi hissediyorum ben. Yani her gün kalktığımda ay kimlerle tanışacağım? Yani e, kimlerle görüşeceğim? Bu çok e, heyecanlı ve e, dinamizmi olan bir meslek. Yani ben 20 yıl kadar da satışta çalıştım. Ama açıkçası hiçbir zaman masa başında oturmadım. Hep dolaştım, yeni çevreler, yeni insanlar, yeni yerler. Dolayısıyla 7 yıl geçti ama bir ömrüm yettiği kadar da çalışacağım inşallah. Ne kadar güzel. Biz de diliyoruz ki Rabbim uzun uzun sağlıklı Çok ömürler teşekkür ederim. versin. Çünkü sektörde gerçekten sizin gibi gerçek anlamda bu danışmanlığı yapabilecek insanlara çok fazla ihtiyaç var. Peki neden bir marka çatısı altında olmak istediniz? Ee, emlakçı mısınız? Gayrimenkul danışmanı mı? <laughs> evet çok güzel bir soru. Ben kendimi profesyonel gayrimenkul danışmanı olarak nitelendiriyorum. Çok doğru bir terim. Çünkü emlakçı klasik emlakçı tanımında farklı. Yani ben şunu her zaman önde tutuyorum ben kazanırken müşterim de kazansın. Herkes mutlu olsun. Masadan kalkarken alıcı, satıcı, danışman, Herkes e, mutlu bir şekilde ayrılsın. Danışman demek ben şimdi sadece hani her zaman söylüyorum ev satmıyorum hani kiralamıyorum yani onların hayatlarına dokunduğum için bu anlamda hatta her zaman diyorum yuva yani o anlamda da hani içinde nasıl mutlu yaşayacak ya da ticari bir e, ise nasıl bir yerde daha yüksek cirolar elde edecek bu anlamda danışman diyoruz e, açıkçası dün yaşadığım bir tecrübeyi anlatayım. E, Araba yağı için gelen bir müşterimiz yer aradığını söyledi. Şimdi ben ne yapabilirim? Aa şurada şu var diyebilirim. Hayır. Öncelikle analiz ediyorum. Peki lokasyon? Hiçbir şey bilmiyor. Iraklı bir müşterimdi. Dolayısıyla onu yönlendirmek. Nerede daha çok e, e, hani yüksek cirolar, nereye açması uygun olur? Bunun araştırmasını yapıyorum. Bununla kalmıyorum. E, bana satış müdürü desteği istedi. Aa öyle mi? Elimin altında insan kaynakları firması var. Yani hadi ona satış müdürünü de bulalım. Yani bu anlamda adımı... Yani her şeyini. Çözüm ortağı oluyorsunuz evet, gerçekten. Evet, gerçekten. Tam bir danışmanlık aslında. <laughs> Öyle Yani mesela yeni evini açacak, nişanlı bir çift geliyor, perdecisini buluyorum, mobilyası için yer öneriyorum, evine temizlikçi gelecekse, boyacısı, bu anlamda da her şeyle sahiplenmek sizi danışman kılıyor, emlakçı değil. Evet, çok da güzel bir ayrım yapmış oldunuz. Ee, bu da tabii bir anlamda da kurumsallığın bir özellik değil mi? Kurumsal bir çatı altında olmanın da. E, tabii ben firmanın gücüne inanıyorum. Yani ne kadar siz marka olsanız da arkanızda kurumsal bir firmanın desteğini almak çok önemli. Bu anlamda Remax'ın gücü ortada. Dünya çapında bir firma ve bilinirliği en fazla olan e, firma. Dolayısıyla e, ben Remax'ı bu yüzden tercih ettim ve doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Evet. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Valla benim en güçlü yönüm açıkçası çok dışa dönük bir yapım var. Çok girişimciyim, yeniliğe açığım ve başarı odaklıyım, sonuç odaklıyım. Dolayısıyla en güçlü yönümün ben açıkçası sosyal olduğum. Hani şöyle diyeyim coşkuluyum o coşku nasıl bir şey biliyorsunuz yani ben etrafıma da bulaştırdığımı düşünüyorum. Evet gerçekten yani... öyle. Ee, Öylesiniz ama gerçekten... çok farklı bir enerjiniz çok farklı bir ışığınız var bunu ses tonunuzdan gözlerinizin içindeki gülüşe kadar. Karşı tarafa verebiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. En güçlü yanım bu. Yani e, ofise girdiğimde de enerji kaynağımız geldi diyorlar. <laughs> yani gitmediğim zaman enerji eksik. Eve girdiğim anda yani evden çıkıp da hani bir yol boyunca bu coşku başkalarına da bulaşıyor. Yani onu hissediyorum. E bu anlamda ben hani bu işin de bana uygun olduğunu düşündüm. Hep kendimi geliştirmek istiyorum. Yani daha iyi nasıl olabilir? Lerzan, dünkü lerzandan nasıl farklı olabilir? Daha ileriye nasıl gidebilir? Ama özüm e, coşku, enerji, heyecan, yenilik bunlar açıkçası. Yani e, dolayısıyla seviyorum kendimi. <laughs> Harika. Peki sizce başarı nedir? Başarı aslında benim için bir sonuç değil bir yol olduğunu düşünüyorum. Yani bir bütün belki o yol diyoruz ama bu yol üzerinde birçok şey var. Yani e, başarı ne? Bir e, puzzle düşünün. Puzzle'da her şey yerli yerine oturmuş. Yani hayat bir bütün. Belki de mutlu olmak hayatın bütününe baktığınızda mutlusunuz. İstediğiniz işi yapıyorsunuz. İstediğiniz kişilerlesiniz. İstediğiniz sonuçları alıyorsunuz dürüst ve keyifle, heyecanla çalışıp yani bunların bir bütün olarak e, mutluysanız bence başarı bu. Evet, katılıyorum buna. Çok güzel tanımladınız yine. Mutluluktur, iç huzurdur başarı dediniz. Evet, bir sebep Gerçekten olmamalı. Öyle. Yani orası bir yol aslında. Bu yolu siz seçiyorsunuz. Evet. Ben de o anlamda hani başarıyı böyle bir bütün olarak da tanımlayabilirim. Evet gerçekten de öyle. Peki bugüne kadar ki en büyük başarınız neydi o zaman? <laughs> e tabi aslında başarının tanımını yapınca benim en büyük başarım e, mutlu, keyifli, sağlıklı bir ailem olması ve bir çocuğumun olması. Bu benim için en büyük başarı. İnsan bundan başka ne isteyebilir ki? Hamdolsun diyoruz öyleyse. Sağ öylesin. olun, sağ olun. Tabii tüm bunların yanı sıra işinizde karşılaşmış olduğunuz büyük problemler de olmuştur mutlak surette. Ve e, bu problemle nasıl baş ettiğinizi, bu kadar enerjik bir insanın problemlerin karşısında hiç yenilmeyeceğini düşünüyoruz. Evet aslında e, çok zorlandığım şeyler oldu. Benim en büyük zorlandığım şey yetki alma konusuydu Sema <laughs> Hanım. İşe ilk başladığım yıllarda yetki alma konusunda zorlanıyordum. E, hani gidiyorsunuz, görüşüyorsunuz ama imzalamam, yetki vermem olayı. Ben bununla bayağı bir mücadele ettim aslında. Şöyle ki ilk başta açık da çalıştım. Açık derken yani imzasız yetki almadan da çalıştığım dönemler oldu. Ama ben ikna kabiliyetim üzerinde durarak hani bir kişiliğim var, bir geçmişim var, bir altyapım var, eğitimlerim var. Bu anlamda mücadele ettim ve artık çok 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 zorunlu olmadıkça yetki almadan asla çalışmıyorum. Ve bunun da üstesinden geldim açıkçası. Harika. Son olarak sizi izleyenlere söylemek istedikleriniz nelerdir desek bize neler söyleyeceksiniz? E, açıkçası şunu söylemek isterim. E, bir gayrimenkul e, almayı düşündüklerinde, satmayı düşündüklerinde her zaman için e, onların çözüm ortağı olacağım için beni aramalarını, en kısa sürede e, güzel sonuçlarla onların karşısına çıkacağıma emin olabileceklerini söyleyebilirim. <laughs> beni aramalarını istiyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Çok Tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, ediyorum. sefalar getirdiniz. Çok sağ olun, çok sağ teşekkür olsun. ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> sağ evet sevgili İşkolik izleyicileri, profesyonel gayrimenkul danışmanı Sayın Lerzan Karagenç konuğumuz oldu. Hoşçakalın.